Herkese merhaba arkadaşlar, ben HeKa Hocanız. Laptü Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. 80 günde devre AYT kampımızın geldik 19. gününe ve bugün fonksiyonların kaya sorularının ikinci videosunu yapacağız arkadaşlar. 46'dan 90'a kadar olan toplamda 45 sorudan oluşacak ve temel orta seviye eski nesil sorulardan oluşacaktır diyoruz bu videomuz arkadaşlar. PDF aşağıda açıklamalarda mevcuttur. Oradan indirip izleyip çözebilirsiniz. Çözümlü PDF de aşağıda açıklamalar mevcuttur. Onu da isteyen, hani kotası olmayan arkadaşlar onu da indirip yararlanabilirler. Sol üstü taraflarınızda çözüm videosuna, yani bu videonun çözümüne, sağ üstü taraflarınızda ise bu videonun oynatma listesine ulaşabilirsiniz diyorum. Daha da fazla vakit kaybetmeyelim. Bu arada destek olmak istiyorsanız beğenmeyi, abone olmayı, arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın diyelim arkadaşlar ve 46. sorumuzla başlayalım. Diyor ki yukarıdaki şekilde f fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre f x-2 fonksiyonun grafiği nedir diyor. Hatırlayalım, tanım kümesini 2 birim, bakın tanım kümesinde -2 yapmak demek aslında bu fonksiyonu 2 birim sağa doğru kaydırmak demek. Tüm noktaları 2 birim sağa kaydıracağız. Yani bu -5 noktasına tam buraya geliyordu ya. -5 2 birim sağa kaydı. -3 noktasına geldi. Yani fonksiyon bu şekilde buraya kaydı bu tarafı. Bu 1. Sonra -3 noktası 3 oluyordu. Bunu 2 birim kaydırdım. Artık -1 noktası 3 oluyor. Şöyle noktalardan yararlanayım ya. Artık şu -1 noktası -3 oluyor. Yani fonksiyonumuz şu şekilde devam edecek. Geldim. Buraya kadar. Daha sonra -1 noktası 0'dı. 2 birim kaydı. 1 noktası 0 olacak. Bakın 1 noktası 0 olacak. Fonksiyon yukarıdan aşağıya indi. 1 noktasında tam 0'a denk geldi. Daha sonra 0 yazdığımızda tam buraya denk geliyordu ya. -3'e. 2 birim kaydığında bu. Bakın 2 birim kaydığında 0 yazdığımızda -3'ten geçiyordu. 2 birim kaydım. Tam 2 noktasında buraya denk gelecek. Gösterelim. Şöyle dik bir şekilde göstereyim. Şunu şuradan aldım. Devam ettiriyorum. Fonksiyon geldi buraya. Sonra tepe noktasını burada 1'de yaşamıştı. 2 birim kaydırdım. Tepe noktasını 3'te yaşayacak. Buraya birleştirelim. Geldim tam bu noktadan ve bu noktadan geçtim. Tekrar yukarı çevirdim. 2 idi. 2 birim kaydırdım. 4 noktasına yukarı bağlanacak. 3'te tepeydi. 2 birim kaydırdım. 5 noktasında tepe olacak. En sonunda burayı birleştiriyorum. 5 noktasında tepe oluyor. Bakın. Geldim. 5'te tepe yaşadım. 4 noktasına tekrar değiyordu. Bunu uzattığımızda 6 noktasında, yani 4 noktasına değiyordu. 2 birim kaydırdım. 6 noktasında tekrar aşağıya düşecek. Fonksiyonumuz bu şekilde. Sarıyla gösterdiğim kısım. Her şey, tüm noktalar 2 birim sağa kaymış oldu ve bu en son sarıyla gösterdiğim grafik f x-2'nin grafiğidir arkadaşlar. 47. sorumuz daha. Yukarıdaki şekilde f fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre f x artı 1 fonksiyonun grafiği nedir diyor. Bu sefer burada artı 1 varsa fonksiyon 1 birim sola kayacak. Her noktayı 1 birim sola kaydırıyorum. Kaydırayım. Burası -5'ti. Artık 1 birim kaydı sola. Burası -6 noktası oldu. Bu 1. -3'tü. 1 birim kaydı. -4 oldu. -1 de 1 birim kaydı. -2 oldu. 1 de 1 birim kaydı 0 oldu. 2 de 1 birim kaydı 1 oldu. 3 de 1 birim kaydı 2 oldu. 4 de 1 birim kaydı 3 oldu. Şimdi şu noktaları kaydıralım. -3'te 3'tü. Artık -4'te 3. Sonra -1 değiyordu. -2'de değecek. 0'daydı. 1'de. Bakın 0'da. Tam bu noktaydı. Artık 1'de bu nokta olacak. Ve 1'deki -3 tepe değeri de 0'daki tepe değeri buraya kadar gelecek. Bu siyahları birleştireceğim. 2 noktasında buraya değiyordu. 1 noktasında değecek. 3 noktasında tepeydi. Bu da 2 noktasında tepe oldu. Ve 3 noktasında değdi. Hepsini birleştiriyorum. Buradan geldim. Tepeye ulaştım. -2'ye değerek. Bakın -2'ye değerek. Alttaki tepeye ulaşacağım. Buraya geldim. Sonra 1 noktası 2 noktası. Yukarıya biraz şekilsiz oldu ama sıkıntı yok. Buraya geldim. Tepesine ulaştı. Ve 3 noktasında aşağıya tekrardan evrildi. Yani benim yeni grafiğim şu şekilde. 1 birim sola kaymış hal olacak ve bu da f x artı 1'in grafiğidir diyoruz. 48. sorumuzda f eksi 2 6 aralığından AB aralığına tanımlı örten fonksiyonu fx eşittir 6 eksi 3x bölü 2 kuralı ile verilmiştir. Buna göre 2b artı a kaçtır diyor. Bakın arkadaşlar eksi 2 6 aralığı yani diyor ki sen diyor x yerine eksi 2 kapalı 6 kapalı aralıklarını ver ve senin sonucun AB aralığında çıksın. Şimdi örten diyorsa buradaki fonksiyon yani A, burayı B diyelim. Buradaki B değer kümesi senin yazdığındaki f a'ya eşit olur diyor. Peki f a'yı nasıl bulacağım? Fonksiyon 6-3x bölü 2 ise ben bu x'i 6-3x bölü 2 yani f x yapmaya çalışayım. Başlıyorum. Önce her iki tarafı eksi 3 ile çarptım. Eksi 3 çarpı eksi 2 6. Negatif sayıyla çarptım. Yön değiştirdi. Burası eksi 3. Yön değiştirdi. Eksi 3 çarpı 6'dan eksi 18'i. Bu 1. Sonra her yere artı 6'yı ekliyorum. 12 büyük eşittir. 6 eksi 3x büyük eşittir. 6 eksi 18'den de eksi 12. Sonra her yeri 2'ye bölüyorum. Son adım olarak 2'ye böldüğümde 12 bölü 2 6 büyük eşittir. 6 eksi 3x bölü 2 büyük eşittir. Eksi 12 bölü 2'den de eksi 6. Yani sizin görüntü kümeniz 6 ile eksi 6 aralığında olur. Bakın çünkü burası f x'tir. Yani siz tanım kümesinde eksi 2 ile 6 aralığında değer verdiğinizde sizin görüntünüz 6 ile eksi 6 aralığında olur. Bana sorduğu şey 6 ile eksi 6 aralığında. Demek ki buradaki a sayısı taban sayısı eksi 6. B sayısı da 6 oldu. Sorumuzu bulalım. A dediğim sayı eksi 6'ya. B dediğim sayı da 6'ya eşittir. O zaman benim cevabım 2 çarpı 6 eksi 6'dan 12 eksi 6'dan 6 bulunur. 48. sorumuzun cevabı da bu şekilde 6'dır diyoruz. Sayfamızı yorumlayalım. Klasik tarzda 45, 46, 47 hepsi klasik tarzda orta seviye sorulardı. Zaten bu öteleme sorusu, bunu biliyorsunuz diyelim. Ve 49. sorumuzda devam edelim. Diyor ki yukarıda ki şekilde f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Gx fonksiyonu fx'in 2 çıkmış hali olduğuna göre g fonksiyonunun grafiği nedir diyor bana. Fx'ten ben 2 çıkartmak demek. Bu y ekseninde hareket ettir demek. Eksi 2 ise 2 birim aşağıya kaydır demek her şeyi. O zaman hocam bu 4'teyken buraya değiyordu. 2 birim kaydırdım. Artık 2'deyken değecek. Bu 1. Peki bu 2 idi. Hocam düşünüyorum mantıken bakın arkadaşlar. Ben fonksiyonu kaydırıyorum aşağı doğru. Burası 2 birim aşağıya indi. Bu da aynı şekilde 2 birim aşağı inecek ve buradan geçecek. Peki bu nokta nedir? İster 4 ve 2 olan bu fonksiyonu yazın, doğrusal fonksiyonu. İsterseniz oran orantı kurun. Yani 4'te 2'den kesiyorsa 2'de 1'den keser. Çünkü doğrusal fonksiyonlarda orantı değişmez. Yani benim bu yeni taşıdığım şu fx-2 fonksiyonu otomatikman gx olmuş oluyor. 49. sorumuzu da bu şekilde bulmuş oluyoruz. 50. sorumuzda yukarıdaki şekilde f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Gx verilmiş eksi fx. Yani görüntüyü eksili çarp diyor. Görüntüyü eksili çarpmak demek x eksene göre ayna var demek. Aşağısı yukarıya, yukarısı aşağıya kopyalanır. Tamam. G fonksiyonunun grafiği nedir diyor. Şu şekilde ben bu doğruyu uzatırsam. 4 noktasıydı burası. Demek ki bu aşağıya inecek. Yani eksi 4'ten gelecek. Başka bir şey kopyalamamıza gerek yok. Üstteki doğru buraya gelir. Bakın alttaki doğru da yukarı doğru gider. Bu taraftaki doğru da yukarı gider. Yukarısı aşağıya, aşağısı yukarıya. Yani en son çizdiğim şu grafik, sarı grafik benim gx'im olmuş oluyor. 50. sorumuzu da bu şekilde buluyoruz. 51. sorumuzda yukarıdaki şekilde f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Gx eşittir f eksi x. Yani tanım kümesini eksiyle çarp diyor. Tanım kümesini eksiyle çarptığımızda bu sefer y ekseninde aynı oluyor. Sol tarafını sağa, sağ tarafını sola kopyalıyorum. Yani aslında bu eksi 2 sıfırdı ya. Bunu ben eksiyle çarptığımda ne oluyor? Artık benim için 2 değeri sıfır oluyor. Yani fonksiyon buradan geçecek. Peki kopyalıyorum. Kopyalıyorum. Şöyle yapayım. Bu tarafı aynen buraya kopyaladım. Yukarıdaki şu y eşittir fx yani düz doğruyu da 4 doğrusunda buraya kopyaladığımda en son sarıyla gösterdiğim bu grafik benim için gx olmuş oldu. Yani f eksi x olarak bulunmuş oldu. 52. sorumuzda yukarıdaki şekilde f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Gx eşittir eksi f eksi x olduğuna göre g fonksiyonunun grafiği nedir diyor. Yani x'e göre aynı al, y'ye göre aynı al. İkisini de adım adım yapalım. Kırmızıyla eksi x'i bulayım. F eksi x'i. F eksi x demek y eksenine göre simetrik demekti. O zaman buluyorum. Bu 4 noktasıydı. Demek ki bu nokta buraya eksi 4'e geldi. Ve grafiğini çiziyorum kırmızıyla. Bu buradan uzandı buraya kadar. Bir de bu sarı var. Bunu da buraya kopyaladım y'ye göre. Yani bu sarıyla gösterdiğim grafik f eksi x'in grafiği. Bir de görüntüyü eksiyle çarp diyor. Yani eksi f eksi x'i bul diyor. O zaman yukarıyı aşağıya kopyalayacağım. 4 noktası burasıydı. Birazcık uzatayım. 4 noktası burasıysa beni ilgilendiren uzunluk artık eksi 4 oldu. Bakın kopyalıyorum. Bunu da şöyle farklı bir renkle yapayım. Yukarıdaki arkadaş dümdüz buraya geldi. Sonra bu arkadaş aşağıya kopyalandı. Aşağıya giden uzunlukta yukarı kopyalanmış oldu. Yani benim son grafiğim, maviyle göstereyim bunu da, bu şekilde bulunuyor. Ve bu mavi gösterdiğim grafikte eksi f eksi x yani gx olarak bulunur. 52. sorumuzun cevabını da bu şekilde bulmuş oluyoruz. 53. sorumuzda yukarıdaki şekilde f fonksiyonun grafiği verilmiştir. Gx eşittir mutlak değer fx. Fx'in mutlak değerini istiyor. Olduğuna göre g fonksiyonun grafiği nedir diyor. Mutlak değer fonksiyonu olduğu zaman da bakın çünkü nedir? Görüntünün mutlak değeri. Mesela burada eksi 3 değerini elde etmişim ama elde etmemem gerekiyordu. Bunu da şunu anlıyorum. X eksenin altında kalan kısımlar yukarıya kopyalanacak. Yani bu şu anlama geliyor. Bakın sıfırda bu değer alıyordu. Artık sıfırda yukarıdaki bir değer alacak. Mesela 1'de eksi 3 değerini alıyordu. Artık 1'de 3 değerini alacak. Yani fonksiyon buraya kadar çıkacak. Başka var mı kopyalanacak bir şey? Diğer tarafları zaten kopyalarız. Kopyalayacağımız yerleri kopyalayalım. Bakın. Şimdi bu altta kalan kısım yukarı çıktı. Burası gitti. Tamam. Başka geldim. Yukarıda. Bu altta kalan kısım yukarıya bu şekilde kopyalandı. Bu şekilde. Başka 4'ten sonra iki kısım alta iniyordu. Bu da yukarıya kopyalandı. Yani burası da gitmiş oldu. Yani benim grafiğim buradan buraya geldim. Bu şekilde geldim. Bu şekilde geldim. Bu şekilde geldim ve buraya geldim. En son çizdiğim grafik mutlak değer fx yani gx olarak bulunmuş oluyor. 54. sorumuzda yukarıdaki şekilde f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Gx eşittir f eksi x yani bu fx'in eksi içerisinin x eksenindekinin eksiyle çarpılmış hali. Olduğuna göre g fonksiyonunun grafiği nedir? O zaman arkadaşlar y ekseninde ayna var. Sol taraf sağa, sağ taraf sola kopyalanacak. 3 noktası otomatikman eksi 3 noktasına geliyor. Ve grafiğimizi çiziyoruz. Şöyle yapayım, tamam. Şimdi sol taraf 5 doğrusu, sağ tarafa kopyaladım. Devam eder bu sonsuza kadar. Sağ tarafta eksi 3'ten geçen bir parabol. Onu da şu şekilde gösterelim. Yine kesik çizgili. Geldim. Eksi 3'ten yukarı döndüm. Yani benim son grafiğim. Bakın sarıyla gösteriyorum. Geldim aşağı indim. Buradan devam ettim. Bu arkadaş da f eksi x'in yani kısaca gx'in grafiği olmuş oldu. 54. sorumuzu da bu şekilde hallediyoruz. Güzel bir sayfaydı. Tamamı grafik çizimiydi. Yani konuyu anlamamız gerekiyor temel orta seviye sorularla. 54, 53, 52, 51, 50, 49 hepsi zaten konu anlatımında da zaten bol bol yaptığımız sorulardı diyelim ve 55 ile devam edelim. Diyor ki bu güzel. Yukarıdaki şekilde f fonksiyonun grafiği verilmiştir. Gx eşittir f tanım kümesi mutlak x. Yine konu anlatımında bahsettik. Tanım kümesi mutlak x olduğunda negatif değerli sonuçlar silinir. Yani artık böyle bir görüntü olmayacak. Buralar gitti komple. Peki ne olacak hocam sol taraf? Sol taraf sağ gibi olacak. Yani siz f-1 yazdığınızda aslında f1'in verdiği sonucu bulursunuz. f-2 yazdın f1'in verdiği sonuç. Yani bu şu anlama geliyor. Sağ taraf, pozitif taraf aynen sol tarafa kopyalanıyor. En son gösterdiğim bu doğru. Bu doğru. Benim için f mutlak değer x olarak bulunmuş oluyor. Bu da gx eşittir. Bu düz çizgi. Yani gx eşittir 1 doğrusu benim fonksiyonumun grafiği olarak bulunmuş oluyor. 55. sorumuzda. 56. sorumda fx eşittir a çarpı x üzeri 6 artı b çarpı x üzeri 4 artı c çarpı x küp artı d çarpı x artı e. fx eşittir f mutlak x. Bakın bu ne anlama gelir? Fx eşittir f mutlak x demek yani fonksiyonun sağ tarafı sol tarafıyla aynı demektir. Bakın bir üstteki grafikte eğer fonksiyon böyle değil de böyle olmuş olsaydı bu da bu tarafa kopyalanacaktı. Bu şu anlama geliyor. Y ekseninde aynı oluyor. Sadece sağ taraf sola kopyalanıyor. Bu şu anlama geliyor. Y ekseninde ayna var. Sağ taraf sol tarafa kopyalanmış. Demek ki y eksenine göre simetriktir anlamına geliyor bu. Y eksene göre simetrikse bu fonksiyon çift fonksiyondur. Bu fonksiyon çift fonksiyonsa demek ki benim kuvvetlerim bu fonksiyon değil ya bu fonksiyon pardon. Çift fonksiyondur. Çift fonksiyon. Çift fonksiyonsa A, B, C, D hakkında kesin hangi yorumları yapabiliriz demişiz. Ben bunun şıklarını şöyle vermişim. Tamam, güzel. Şöyle yapabiliriz. Arkadaşlar şunu yapabiliriz kesinlikle. Çift fonksiyonsa çift kuvvet bulunacak. Çift kuvvet bulunacak. X üzeri 1'dir burası. E çarpı x üzeri 0'dır. Çift kuvvet bulunacak. Burada bulunmayacaklar cx küp ve dx üzeri 1. Bunlar burada bulunmayacaksa bunun katsayısı olan c'nin 0 olması lazım. Ve bunun katsayısı olan d'nin de 0 olması lazım. Ancak ve ancak bu yorum yapabiliyoruz. 56. sorumuzun cevabı da c eşittir 0 ve d eşittir 0 olarak yorumlanmış oluyor. 57. sorumuzda fx eşittir x kare eksi 3x eksi 28 bölü x artı 4 fonksiyonunun en geniş tanım kümesini istiyor birden. Bakın bizden en geniş tanım kümesini istiyor. Şimdi üst taraf çarpanlara ayrılıyor mu acaba? Bakalım x kare eksi 3x eksi 28 bölü paydamız x artı 4. Bakalım tekrardan. X dedim. Burası 7 dersem 7 çarpı 4 28. 4 derim. Eksi var. Eksi 7'ye artı 4. Ve bu düz şekilde şöyle yazılır. Eşittir. X artı 4 çarpı x eksi 7 bölü x artı 4. Şimdi arkadaşlar. Hocam bunlar sadeleşir. Doğrudur. Bir sıkıntı yok burada. O zaman ben şöyle bulacağım değil mi? Benim pay kısmım bir polinom fonksiyonu. Düz bir fonksiyon. Doğrusal fonksiyon. Bu tüm reel sayı değerini alır. Fakat burada ben bunları kafama göre sadeleştirdim ama aslında bunları sadeleştiremem. Çünkü bunların 0 olma ihtimalleri var. Bu ihtimalleri ortadan kaldırmam lazım. Çünkü niye söylüyorum arkadaşlar? Bunlar 0 olursa aslında sen 0'ı 0'a bölüyorsun. Ki 0 bölü 0 da bir belirsizliktir. Yani bölemezsin. Bölemeyeceğin için bir kere bunu engellemen lazım. X artı 4 farklı 0 diyorsun. Buradan da x farklı eksi 4 diyorsun. O zaman senin tanım kümen r fark eksi 4'ü hiçbir yere yazamazsın. Yazdığın anda 0 bölü 0 oluyor. Şimdi arkadaşlar yapılan hatayı söylüyorum. Hocam ben bunları çarpanlara ayırdım. X artı 4'leri götürdüm. Demek ki sadece geriye x eksi 7 kaldı. Ben tüm reel sayıları yazabilirim. Dersen yanlış olur. Bakın burada eksi 4 yazdığımızda paydayı 0 yapıyor. Tanımsızlık oluyor. Hatta 0 bölü 0'dan belirsizlik oluyor. O yüzden 57. sorumuzun cevabı r fark eksi 4 olarak bulunmuş oluyor. 58. sorumuzda fx eşittir 4x eksi 5 bölü x kare eksi 4x artı a eksi 1 fonksiyonu tüm reel sayılarda tanımlı. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu demek ki payda hiçbir zaman 0 olamıyor. Şimdi düşünüyorum. A'nın alacağı en küçük iki farklı tam sayı değeri kaçtır? Peki payda nasıl 0 olmaz? Bakın paydanın 0 olması için sonuçta bu ikinci dereceden bir denklem. Burada işte diyelim ki en kötüsünden x eksi a çarpı x eksi b olsa kök olarak a yazdığında 0 olur. B yazdığında 0 olur. Demek ki cevabım r fark a virgül b olur. Demek ki ben bu a virgül b diyebileceğim bir fark yok. Yani aşağıda kök yok. Kök olmaması demek reel sayılarda delta'nın 0'dan küçük olması demek. Delta'yı çözüyorum. B kare eksi 4'ün karesi eksi 4 çarpı a'sı 1 çarpı c'si a eksi 1 küçüktür 0'a. Eksi 4'ün karesi 16. Eksi 4'ü dağıttım içeriye. Eksi 4a. Eksi 4'ü dağıttım içeriye. Artı 4 küçüktür 0'a. Eksi 4a'yı bu tarafa attım. 20 küçüktür 4a. Her iki tarafı da 4'e böldüğümde a büyüktür 5'ten. A sayısı 5'ten büyük. Alacağı en küçük iki farklı tam sayı değeri. Biri 6, biri 7'dir. Bu da 58. sorumuzun cevabını toplamlarını istiyor bizden. 6 artı 7'den 13 olarak buldurmuş oluyor diye. 59. sorumuz fx eşittir 3. dereceden kök 2x eksi 5 eksi 4. dereceden 6 eksi 2x artı 2. dereceden x artı 4 fonksiyonunun en geniş tanım kümesi. Burası küp olduğuna göre içerisi tüm reel sayılar yazılabilir. Bu bir. Burası çift olduğuna göre 6 eksi 2x sayım benim 0'dan büyük eşit olmak zorunda. Çünkü çift kuvvet mutlak değerin içi en kötü 0'dır. Geri kalan pozitiftir. Eksi x'i diğer tarafa attım. 6 büyük eşittir 2x'ten x küçük eşittir 3'e böldüğümüzde bu 1. Çift kuvvet hocam x artı 4 sayısı 0'dan büyük eşit olmak zorunda. X büyük eşittir eksi 4'e. Bizden en geniş tanım kümesini istiyordu. Bu da eksi 4 eksi 3. Şöyle gösterelim. Alt tabanımız eksi 4 dahil. Üst tabanımız 3 dahil. Eksi 4 eksi 3 eksi 2 eksi 1 0 1 2 3 olmuş oluyor. Ve bunların toplamı da gitti. Buradan da benim cevabım eksi 4 olarak bulunur. 59. sorumuzun cevabı da tanım kümesini istiyormuş. Toplamlarını değil, özür diliyorum. Tanım kümesinin cevabı da gördüğünüz gibi eksi 4 kapalı 3 kapalı olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar diyelim. 60. sorumuzdan güzel bir soru. Fonksiyonun, bakın fx eşittir 6. dereceden kök 9 eksi mutlak değer 2x eksi 1 fonksiyonunun en geniş tanım kümesindeki tam sayıların toplamını soruyor. Bakıyorum çift kuvvet. Çift kuvvet olduğu anda 9 eksi mutlak değer 2x eksi 1 büyük eşittir. Ne olmak zorunda? 0 olmak zorunda. Bu eksiliği diğer tarafa attım. Mutlak değer 2x eksi 1 küçük eşittir 9'a. Bunu ben mutlak değerden çıkaracağım. Demek ki bu arkadaşımız eksi 9 ile, bakın eksi 9 ile artı 9 arasındadır. X'i yalnız bıraktığımızda biz alacağı tanım kümesindeki değerleri bulurum. Her yere artı 1 ekledim. Eksi 8 küçük eşittir 2x küçük eşittir 10'a. Her yeri de 2'ye böldüm. Eksi 4 küçük eşittir x küçük eşittir 5'e. Bizden bunların toplamını istiyor. Bulalım. Eksi 4 eksi 3 bla 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 bla. 3, 4, 5'e. Mantıken eksi 3 eksi 2 eksi 1'in toplamı. Eksi 3 eksi 2 eksi 1 eksi 4'ün toplamı. İşte artı 1 artı 2 artı 3 artı 4'tür diyorum. Geriye sadece burada 5 elemanı kalıyor. Demek ki toplamımız 60. sorumuzda 5 olarak bulunmuş oluyor. Ve bu sayfamızı da bu şekilde tamamladık. 60 diğerlerine göre bir tık daha güzel bir soruydu. 59 zaten bu işin en kolayı. 58 güzel bir soruydu. Mantıklı bir soru. 55. Bakın çok iyi bir soruydu. Y ekseni göre simetrik demektir bu. Bunu bileceksiniz. 56 da buna dayalı güzel bir soruydu. 57. sorumuz yine içinde bilgi olan iyi bir soruydu deyip 61 ile devam ediyoruz. Bak mesela iki bilgiyi karıştırdım. Yukarıdaki şekilde f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Gx eşittir hem tanım kümesinin mutlak değerini al hem de görüntü kümesinin olduğuna göre gx fonksiyonunun grafiği nedir diyor. Önce tanım kümesinin mutlak değerini alıyoruz. Artık öğrendik. Neydi? Fonksiyonun sağ tarafı aynen sol tarafa kopyalanır. Yani bu buradan silinecek. Sileyim hatta daha güzel çizelim. Bu buradan silinecek. Sağ tarafı sola kopyalayacağım. O zaman değerlerimizi alıyoruz. Bu eksi 6 ne ya? Bu 6 6. Düzeltiriz. O zaman hocam 1'deki bu arkadaş eksi 1'e gidecek. 6'daki bu arkadaş da eksi 6'ya gidecek. Aynen kopyalıyorum. Buradan bu arkadaşı indirdim. Buradan bu arkadaşımızı indirdik. Aynen yukarıya. Daha güzel. Daha güzel. Daha aşağıya. Oldu. Sağ tarafı sol tarafa kopyaladım. Şu anda sarıyla gösterdiğim bu grafik benim için f mutlak değer x'tir. Bakın f mutlak değer x'tir. Sonra bir de görüntünün mutlak değerini alıyor. Görüntünün mutlak değerini almak demek de x eksenin altında kalan kısmını yukarı taşı demektir. O da yukarı taşınız şöyle. Alttaki kısmı aldım buraya bu şekilde yukarıya taşıdım. Renk değiştireceğim merak etmeyin. Alttaki kısmı. Alttaki kısmı aldım. Yukarı taşıdım. Bir de bu alttaki kısmı aldım. Yukarı taşıdım. Yani son durumda şunlar silinmiş olacak. Hatta onları da silelim. Bakın. Komple burası silinmiş olacak. Silemedim. Neyse. Maviyle gösterelim. Maviyle gösterdiğimiz son grafimiz bizim. Geldim. Yukarı taşıdım. Yukarıdan indim. Yukarıdan devam ettim. Yani bu da maviyle gösterme. Hatta şurada devam edecek böyle yukarı doğru. En son bu maviyle gösterdiğim grafikte f mutlak x'in mutlak değeri yani gx olarak bulunacak ve 61. sorumuzu da bu şekilde yapmış oluyoruz. 62. sorumuzda yukarıda grafiği verilen f fonksiyonunun tanım kümesi nedir diyor. Yani yazabildiğimiz x değerleri. Baktığımızda en son burası var zaten ve eksi 6'a dahili yok. Yani tanım kümesinde eksi 6 açık virgül gittim. Burada eksi 2 kapalı. Burada açık devam etmişim. Yani bir kopma yok. Yani sıfır değerini verebiliyorum. Devam ettim. Bakın burası önemli. Hocam burada 3 değerini veremiyoruz. En son cevaptan 3'ü çıkaracağım. Yine devam ettim. 8'e kadar geldim. Eksi 6 açık. 8 kapalı fakat arada 3 tam sayı değerini veremiyorum. Ve 62. sorumuzun cevabı da eksi 6 açık. 3 kapalı. Bakayım. Eksi 6 açık. Birleşim şeklinde yazmışız. Bu da olur. Şu şekilde olur. Eksi 6 açık. Eksi 6 açık değil mi? Evet. Eksi 6 açık. Burada 3'e kadar gelmişim. Virgül 3 açık. Birleşim. Yine 3 açık. Nereye kadar gitmişim? 8'e kadar gitmişim. Sonsuz. 62. sorumuzun cevabı da bu şekilde bulunmuş oluyor. 63. sorumuzda yukarıda grafiği verilen f fonksiyonu için -7-4 kapalı aralığında, bakın sadece bu aralıkta çalışacağız. -4 kapalı aralığında mutlak değer fx artı 1 eşittir 2 eşitliğini sağlayan kaç tane x tam sayı değeri vardır diyorum. Bu eşitliği sağlayan kaç tane x tam sayı değeri vardır? Şunu yapacağız. Mutlak değer fx artı 1'i bulup 2'ye eşitleyeceğiz. 2'ye eşitlemek demek aslında 2 ekseninde düz doğru çizeceğim. Acaba fonksiyonu kaç noktada kesecek? Bunu bulacağım. Önce mutlak değer fx artı 1 bulayım. Hatta önce fx artı 1'i bulacağız. fx artı 1 demek bir birim yukarı kaydır fonksiyonu demek. Bakın her şeyi bir birim yukarı kaydırıyorum. Dikkatli bir şekilde izleyin beni. Önce şu temel şeylerimizi çizelim. Sonra sıkıntı yaşamayalım. Şunu uzattım. Siyah olan. Gel buraya. Yavaş. Acele gerek yok. Bunu uzattım. Bunu uzattım. Çünkü iki ekseni lazım bana. Bunu uzattım. Bakın adım adım geliyorum. Artık bir noktasında burayı kesiyorken benim için artık burası iki noktasında kesmiş olacak. Bu bir. Sonra şöyle kırmızıyla göstereyim. Kesikli göstereyim. Burası bu şekilde sonsuza kadar devam edecek. Bu şu anda fx artı 1'i çiziyorum ben. Burası 1. Daha sonra bu eksi 1. Yani bu nasıl diyeyim? Bu parabol yukarı kayacak. Şimdi normalde parabolü çizmemiz lazım. Parabolü çizmediğimizi düşünüyoruz. Parabolü bilmediğimi düşünüyorum. Her şeyi bir birim yukarı kaydırdığımda artık eksi 4 noktası burada değil de hani şu eksi 5 değil de bir birim kaydırdığımda eksi 4'ten geçmiş olacak. Bakın. Benim parabolüm şu şekilde çizilir. Geldim. Kırmızıyla yapayım. Hani parabol bilmiyorum. Sıkıntı yok. Parabole gerek yok şu anda. Bu buradan gelecek. Birazcık daralacak çünkü bu. Bu buradan gelecek. Bu şekilde yine 7 noktasında şu değeri verecek bana. Bakın 7 noktasında bu değeri verecek bana. Şu anda benim çizdiğim, kırmızıyla gösterelim. Geldim aşağıya doğru. Geldim yukarı doğru. Gittim. 2 noktasında düz yaptım. Şu an bu çizdiğim y eşittir fx artı 1'dir. Diyor ki bunun mutlak değeri al diyor görüntüsünü. Bunun görüntüsünün mutlak değeri almak demek aşağıyı yukarıya kopyalamak demek. Bakın aşağıyı yukarı kopyalamak demek de siyahla gösteriyorum bunun grafiğini ya da maviyle göstereyim bunun grafiğini. Buradan aynen buraya kadar gelir. Sonra buradan aynen şu noktaya kadar gelir. Sonra yukarı kıvrılacak. Nereye kadar? Eksi 4'e kadar buradaydı. Artık 4 yukarıda oldu. Yukarı kadar 4'e kadar kıvrılacak. 4'ten geri sekecek. Aşağıyı kopyalıyorum yukarıya. Yukarıdan yine şu ikinci olarak kestiği bu noktaya kadar gelecek. Bakın düzgün çizelim. Buradan geldim. Kıvrıldım. Bu noktaya kadar geldim. Yani benim buralarım değişmez. Buralarım değişmez. En son çizdiğim mavi. Şuradan geldim. Buradan geldim. Buraya kadar geldim. Yukarı devam ettim. Buradan da 4 kapalı noktasına kadar gittim. Yani grafiğim aslında buraya kadar olacak. Şuraya kadar olan kısım. En son çizdiğim mavi kısım benim için mutlak değer fx artı 1 olmuş oldu. Tamam. Diyor ki eşittir 2 olacak. 2 noktası nerede? Bakın burada. 2 noktasını ben paralel çizdiğimde fonksiyonu kaç noktada kesiyorsa bu noktalar benim cevabım olacak. Bu birazcık üst level soru. Baktığımızda burada kesmez. Çünkü eksi 7 noktasında buraya denk geliyor. Bakın burada kesmez. Daha sonra burada kesti 1. Çünkü bu grafiğimin bu tarafı yok. Burada kesti 2. Yani hangi noktalarda? Şurada bir A noktası diyelim. A noktasında kesti. Burada 1. Şurada 1. O değil bu. Burada 1. A noktasında kesti. Burada 1. B noktasında kesti. Devam ediyorum. 0 noktasında bakın keser. Virgül. 1 noktasında burada keser. Virgül. 2 noktasında keser. 3 noktasında keser. 4 noktasında keser. 0, 1, 2, 3, 4 noktalarında kesti. Yani kaç tane x tam sayı değeri vardır diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane vardır. 63. sorumuzun cevabı bu şekilde 7 tane nokta olarak bulunmuş oluyor. Bu diğerlerine göre birazcık daha zor bir soruydu. 64. sorumuzda fx eşittir mutlak değer içinde mutlak değer 3x-2-2 fonksiyonun grafiği, gx eşittir 4 fonksiyonun grafiğinin kesim noktalarının. Bakın bir önceki soruyla bir farkı yok. Bir önceki soruda eşittir 2 demişti. Burada eşittir 4 diyeceğim ve köklerini bulacağım. Bulalım. Absislerin toplamını istiyorum. Çözelim arkadaşlar. Mutlak değer 3x-2. -2 eşittir 4 ise bu dışarı iki şekilde çıkar. 1. Mutlak değer 3x-2. -2 eşittir 4 veya mutlak değer 3x-2. -2 eşittir -4'e. Daha sonra -2 bu tarafa attım. Mutlak değer 3x-2 eşittir 6'ya veya -2 bu tarafa attım. mutlak değer 3x eksi 2 eşittir eksi 2. Hocam bu taraf negatif çıktı. Negatiften kök gelmez. Çünkü mutlak değerin sonucu negatif olamaz. Burayı çözüyorum. 3x eksi 2 eşittir 6 veya 3x eksi 2 eşittir eksi 6'ya. Daha sonra eksi 2'yi bu tarafa attığımızda 3x 8 ise x1 köküm 8 bölü 3. Bakın bunların bir de y'leri var. Ama bizden zaten apsislerini, x'lerin toplamını istiyor. Buradan da eksi 2'yi diğer tarafa attım. 3x eşittir eksi 4'e, x2 köküm eksi 4 bölü 3'e. Bunların toplamını istiyor. 8 bölü 3 ile eksi 4 bölü 3'ü topladığımızda 8 eksi 4'ten 4 bölü 3 cevabını buluyorum. 64. sorumuzun cevabı da bu şekilde 4 bölü 3'tür diyoruz. 65. sorumuz f(r)'den a'ya örten fonksiyon. Örten, bakın örten, yani görüntüyle değer eşittir. Fx eşittir mutlak değer x eksi 2 eksi mutlak değer x artı 5 biçiminde tanımlanıyor. Buna göre a görüntü kümesi nedir diyor bana. Şimdi ben bu fonksiyonu parçalı şekilde yazmaya çalışacağım. Benim kritik noktalarım x eksi 2 sıfırsa x değerim 2'dir. Benim kritik noktam x artı 5 sıfırsa x değerim eksi 5'tir. Ve 3 şekilde parçalanır. 1. X sayısı eksi 5'ten küçük olabilir. Veya x sayısı eksi 5 ile 2 arasında olabilir. Eşitliği ister buraya yazın ister buraya yazın ama bir yerde yazmak zorunda. Veya son olarak x sayısı 2'den büyük olabilir. Eğer eksi 5'ten küçükse burası negatif olduğuna göre dışarıya eksiyle çarpılıp çıkacak. Ve buradan da sonuçlarım benim. Eksi x artı 2 eksi parantez. Buradan da benim sonucum eksi x eksi 5 geldi. Bakalım. Hatta bunun grafiğini çizsem daha net anlarsınız. Grafik çizeyim, ben öyle yapayım. Eksi x eksi 5. Bu da benim fx'imi şöyle buldurur. Fx eşittir eksi x artı 2. Eksi eksiden artı x. Eksi dağıttım artı 5. Eksi x artı x'i götürdü. 7'dir. Bu 1. Sonra eksi 5 2 aralığında diyelim ki 0 değerini verdiğimde bura negatif bura pozitiftir. Yani sol taraf aynen çıkar. Fx eşittir x eksi 2. Sağ taraf sol taraf eksiyle çarpılıp çıkar. Eksi x artı 2. Sağ taraf aynen çıkacak. Önünde eksi vardı. Bu da eksi x eksi 5 olacak. Yani benim fx'im burada eksi x eksi x'ler eksi 2x eksi 3 oldu. Var mı sıkıntı? Yok. X 2'den büyükse hem bu pozitif hem bu pozitif. İkisi de aynen çıkacak. X eksi 2. Bu da aynen çıkacak. Önde eksi var. Bu da eksi x eksi 5 olur. Yani benim fx'im gitti. Eşittir eksi 7 oldu. Harika. Grafiği çizersem daha net bir şekilde anlayabilirsiniz diyorum tekrardan. Ve grafiğini çiziyorum. Eksenlerim belli. Doğrum belli. Parçalayacağım noktalar belli. Eksi 5 noktası benim için önemli. Bir de 2 noktası benim için önemli. Bakıyorum. Eksi 5'ten küçük olan tüm değerlerde 7 veriyor zaten. Diyelim ki 7 doğrusu da şurası olsun. Eksi 5'ten küçük olan tüm değerlerde zaten 7'yi veriyor. Ve 7'de dahillik yok. Yani eksi 5'te dahillik yok. Yani grafik bu tarafa doğru gider. Bu bir. 2'den sonrası da kolay. 2'den sonrası için de zaten önemli olan nokta orta noktalar olacak. 2'den sonrası için yine dahillik yok. Ve eksi 7 sonucunu verecek. 2'den sonrası için özür diliyorum. 2'den sonrası için fonksiyon eksi 7 sonucunu verecek. Onu da aşağıdan arayacağım. Aradım. Geldim buraya. Burada dahillik yok. Burası eksi 7. Benim grafiğim de bu tarafa doğru gider. Bu iki kısım. Orta kısma geldiğimde eksi 5 ile 2 aralığında benim fonksiyonum eksi 2x eksi 3'tür. Şimdi bakın fonksiyonu çiziyorum. X yerine eksi 5 versem buradan. X eşittir. Dahil olduğu için eksi 5'i versem ben. Eksi 2 çarpı eksi 5 eksi 3'ten. 10 eksi 3'ten 7. 7'yi dahil ettim. Bu 1. Başka? Bir de ben 2 değerini versem. Bakın x eşittir 2 için. Eksi 2 çarpı 2 eksi 3'ten. Eksi 7. Yani burayı veriyorum. Ve burayı da dahil ettim. Bu da 2. Sonra arada bir nokta bulayım. X ekseni veya y ekseni kesecek bu. X ekseni veya y ekseni kestiği nokta için. Bakın x yerine 0 versem. Y'sini eksi 3'te kesecek. Yani buradan geçecek. Bir de x ekseni kesecek. Buradan geçecek. Bu noktaları birleştirdiğimizde de fonksiyon bu şekilde olacak. Yani bu arkadaşımız mutlak değer x eksi 2 eksi mutlak değer x artı 5'in grafiğidir. Ve bizden görüntüyü istiyor. Çünkü örten olduğu için görüntü aslında bu sonuca eşit oluyor. Benim bu sonucumda 7 ile eksi 7 arasındaki tüm değerleri alır. Yani kapalı eksi 7 virgül kapalı 7 aralığında olmuş oluyor görüntü kümesi ve A kümesi. 65. sorumuzun cevabı da bu şekilde bulunmuş oluyor. 66. sorumuz fx eşittir ax üzeri 5 eksi bx üzeri 4 artı cx küp artı der ve fx eşittir eksi f eksi x olması için abcd hakkında kesin olan hangi yorumları yapabiliriz? Bu ne demek? Bu x eksene göre simetral demek. Buradan dolayı da y eksene göre simetral demek. Yani hem x'e göre hem de y'ye göre simetri aldığınızda siz aslında orijine göre simetri almış oluyorsunuz. Peki hocam orijine göre simetri ne demek? Bu fonksiyonun bana tek fonksiyon olduğunu söyler. Tek fonksiyon demek ne demek? Üssünün tek olduğu durumlarda fonksiyon mevcut ama çift olan bu dörtlü ve sıfırlı ifadenin olmaması lazım. Bunların olmaması için de eksi b eşittir sıfıra, b eşittir sıfıra ve buradan da d eşittir sıfıra, yani d eşittir sıfıra bu iki ihtimalini sağlanması gerekiyor. Bu da bana 66. sorumuzun cevabını b eşittir 0 ve d eşittir 0 olarak buldurmuş oluyor diyelim. Bu sayfamızda bu şekilde geçelim. Gayet güzel sorular vardı. 63 zor bir soru arkadaşlar. 66 biliyorsanız kolay. Yani orijine göre simetri olduğunu biliyorsanız bu işlemin sıkıntı yok. 65. sorumuz zor bir soruydu. 64. sorumuz kolay bir soruydu. 62. sorumuz kafa karıştırıcı yönleri vardı diyelim en azından. Ve 61. sorumuzda aynı şekilde kafa karıştırıcı yönleri vardı diyoruz. Hem mutlak değer hem mutlak değer. Bu zor soru, zor. 61 de zor. Diyelim ve 67. sorumuzla devam edelim. Diyor ki yukarıdaki şekilde f fonksiyonun grafiği verilmiştir. Gx eşittir 4 bölü fx artı 3 olduğuna göre g fonksiyonunun en geniş tanım kümesi, yani g'de yazabileceğiniz en geniş tanım kümesi reel sayılardan kaç tane elemanın çıkarılmasıyla elde edilir? Yani aslında sen kaç tanesini yazamazsın diyor. Şimdi arkadaşlar g'nin ben tanım kümesini bulmaya çalıştığımda pay kısmına geliyorum. Eleman r, payda kısmına geliyorum. Farklı sıfır demektir. Güzel. O zaman hocam bu ne anlama geliyor? fx artı 3 farklı sıfırsa demek ki fx'in eksi 3 olduğu noktalar benim gx'imi, yani otomatikman paydayı tanımsız yapıyor. Otomatikman da benim gx'imi tanımsız yapmış oluyor. Ben bunları çıkaracağım. Peki fx'in eksi 3 olduğu durumları nasıl bulacağım? Eksi 3 noktası burası. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Bu eksi 3 noktasına bir paralel çizdiğinde, y eşittir eksi 3 doğrusunu çizdiğimde buradaki fx ile kesiştiği bu iki nokta, diyelim ki bu a noktası, diyelim ki bu b noktası. Bu a ve b noktalarını ben fa ve fb yazdığımda sonuç eksi 3 çıkar. Eksi 3 artı 3'ten paydayı 0 yapar. O zaman a virgül b noktalarını benim gx'in tanım kümesinden çıkartmam gerekiyor. Yani kaç tane eleman çıkartmam gerekiyor? 2 tane eleman çıkartmam gerekiyor. 67. sorumuzda bu şekilde 2 eleman olarak bulunuyor. 68. sorumuz fx eşittir x 3'ten küçük ise x kare artı x, x 3'ten büyük eşitse 2x eksi 5'in mutlak değeri. Fonksiyonu veriliyor. F'in tersi 7'nin değerler çarpımı kaçtır diyor. Bakın arkadaşlar. Diyelim ki f'in tersi 7'nin sonucu a olsun. Var mı sorun? Yok. F'in tersi 7'nin sonucu a ise ben bunun bir daha tersini alsam. Çünkü fonksiyon burada. Bu ne anlama geliyor? O zaman hocam f a eşittir 7 diyor. İyi de hocam ben bu a değerinin 3'ten küçük olup veya 3'ten büyük olup olmadığını bilmiyorum. Bu fonksiyonumu kullanacağım. Bu fonksiyonumu. İkisine de bakmak zorundayım. Üstteki fonksiyonu kullandığımı düşünerek, yani bu a sayısının 3'ten küçük olduğunu düşünerek çözüyorum. X yerine a'yı yazdığımda a kare artı a eksi 5 dediğim sayı 7'ye sol tarafa attım. A kare artı a eksi 12 eşittir 0'a çarpanlara ayırdım. A dedim artı 4'e eksi 3 dersem benim a1 köküm eksi 4'tür. Benim a2 köküm 3'tür. Ben 3'ten küçük kabul ettim. 3 kökü o zaman olmaz. Sadece ve sadece buradan a sayısının alacağı ilk değer eksi 4'tür. Çünkü 3'ten küçük olan sayılar için yukarıyı kullanıyorum ben. Bu bir. İkinci fonksiyon için geldim. Diyelim ki benim a sayım 3'ten büyük eşit. O zaman ikinci kısım için de ben mutlak değer 2x eksi 5 dedim eşittir. Yine buradaki 7'ye çözüyoruz. Hatta 2a da diyebilirsiniz. 2a desek daha iyi olur. X yerine a yazdım. 2a eksi 5 eşittir 7'ye. Mutlak değerden kurtardım. 2a eksi 5 eşittir 7'ye. Veya 2a eksi 5 eşittir eksi 7'ye ve eksi 5'i bu tarafa attığımızda 2a sayısı 12'ye veya eksi 5'i bu tarafa attım 2a sayısı eksi 2'ye, a buradan 6'dır veya a buradan eksi 1'dir. Ben 3'ten büyük eşit kabul ettim. Bir kere eksi 1 olma ihtimali yok. Sadece ve sadece 6 olabilir. Yani A'nın alacağı değerler eksi 4 ve 6'dır. Çarpımlarını istiyor. Eksi 4 çarpı 6'dan da eksi 24 sonucu bulunuyor. 68. sorumuzun cevabı da eksi 24'tür diyoruz. 69. sorumuzda fx eşittir x kare artı x artı 1 bölü 5 eksi mutlak değer 2x eksi 1 fonksiyonunun geniş tanım kümesi. En geniş veririz. En geniş tanım kümesi. Gayet basit. Üst taraf polinom tipinde, elemanıdır reel sayılar. Bunu yazdık. Yani tüm reel sayıları verebiliyorum. Fakat paydamızı acaba sıfır yapan değerler var mı? Çünkü bunlar olursa sıkıntı. Çünkü bunları çıkartmam lazım tanım kümesinden. Bulalım. 5 eksi mutlak değer 2x eksi 1 farklı. 0 olmak zorunda, diğer tarafa attım. Mutlak değer 2x eksi 1 farklı 5 olmak zorunda. Ve bu da dışarıya iki şekilde çıkar. 2x eksi 1 farklı 5'e veya 2x eksi 1 farklı eksi 5'e. Eksi 1'i sağ tarafa gönderdiğimde 2x farklı 6. Buradan x1 farklı 3 veya attım diğer tarafa 2x farklı eksi 4. x2 farklı eksi 2. En geniş tanım kümesini istiyor. Reel fark eksi 2 ve 3'ü ben bu kümeden çıkarıyorum. Paydayı tanımsız yapıyor. 69. sorumuzun cevabı reel fark eksi 2 virgül 3'tür diyoruz. 70. sorumuz görünmüyor. Bir tık geri çektim. Harika. 70. sorumuzda yukarıdaki şekilde eksi 8 ve 10 aralığında tanımlı f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Gx eşittir fx artı mutlak değer fx bölü 2 olduğuna göre g fonksiyonunun bakın grafiği nedir diye çok tatlı bir soru var. Peki hocam nasıl bulurum? Bir kere f fonksiyonunun grafiği bu. Peki hocam mutlak değer fx ne demek? Mutlak değer fx'te x eksenin altında kalan kısmın yukarıya kopyalanması demek. Yani şu altta kalan kısım yukarı yazılacak veya şuradan da gidebiliriz. Tüm görüntüleri tek tek bulmaya çalışayım. Daha net göreceğim zaten burada. Çünkü alt taraf yukarı kopyalanacak. İkisini toplayıp ikiye böleceğim. Bakın ne yapıyorum şimdi. Ben eğer tek tek değerleri bulmaya çalışsam. Çünkü eksi 8 kapalı. F veya g eksi 8'e baktığımda g eksi 8 eşittir f eksi 8 artı mutlak değer f eksi 8 bölü 2. f eksi 8 sıfırdır. Mutlak değer f eksi 8 de sıfırdır. 0 bölü 2'den benim sonucum sıfırdır. Yani eksi 8 de sıfır noktasından geçecek. Bu bir. Sonra eksi 4 için bakıyorum. Eksi 4 için bakalım. G eksi 4 eşittir. Buradan f eksi 4 artı mutlak değer f eksi 4 bölü 2. Şimdi f eksi 4 sonucum 6'ydı. Tamam. Mutlak değeri de 6'dır. 6 bölü 6. 12 bölü 2'den ne geldi burası? Yine 6 geldi. Yani bir şey değişmedi. Şimdi şunu fark edeceksiniz. Yani burası pozitif olduğu için f-4'ün bu arkadaş aslında aynı ifadedir. Veya şöyle söyleyelim. X küçüktür 0 için. Küçük eşittir 0 için. Bakın x küçük eşittir 0 için. Burası dışarıya pozitif çıkar fx. fx artı fx'ten burası 2fx bölü 2. Demek ki benim gx'im x sıfırdan küçük olduğunda fx'e eşittir. Yani benim grafiğimin sol tarafı sıfırdan küçük eşit olan kısmı aynı olacak. Hiçbir şey değişmeyecek. Gösterelim. Göstereyim şu küçük. Nerede göstereyim? Şurada göstereyim. Benim grafiğimin sıfırdan küçük olan kısmı aynıdır diyorum. Yukarı gider 6'ya değer. Aşağı iner. Eksi 8'e gelir. Eksi 8. Burası eksi 4 olduğunda yukarısı 6 olur. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Sıkıntı diğer tarafta oluşuyor. Çünkü benim x sayım eğer sıfırdan büyük eşitse veya büyükse fark etmez. Sıfırdan büyük eşitse mutlak değer negatiftir. Bakın görüntü negatif. Dışarı eksi çarpılıp çıkacak. O zaman benim gx'im eşittir fx eksi fx bölü 2 olacak. Bunlar gittiğinde de 0 bölü 2'dir. Yani buradaki tüm sonucu bana 0 verir. Buradaki tüm sonuç bana 0 verirse 10'a kadar demek ki dümdüz x ekseni üzerinde bir doğru oluşur. Bu şekilde 10'a kadar gider bu doğru. Yani benim grafiğim, bakın neyin grafiği bu? Gx'imin grafiği. Gösteriyorum renklerini. Buradan sol tarafı aynı pozitif olduğu için sağ tarafı da dümdüz devam etti. 70. sorumuzun cevabı da bu şekilde bulunmuş oldu. 71. sorumuzda uygun koşullarda tanımla y eşittir f fonksiyonu için 2fx artı 1 bölü x eşittir 12x olduğuna göre F2 kaçtır diyor. Çok tatlı bir soru. Niye biliyor musunuz? X yerine giderim. Önce ben basitçe 2'yi yazarım. Ne bulurum? 2 çarpı F2 artı F 1 bölü 2 eşittir 12 çarpı 2. Sıkıntı yok. Ama bu sefer ben X yerine bir değer daha yazacağım. O değeri yazdığımda, bakın X yerine ben 1 bölü 2 değerini yazdığımda ne oluşuyor izleyelim. 2 çarpı F 1 bölü 2 artı, bakın F içinde 1 bölü 2. Ters çevirip çarpıldığında burası F2 oluyor. Yani ben şu anda sadece F2 ve F1 bölü 2'yi ortaya çıkarttım ki yok edeyim. Bu da eşittir 12 çarpı X gördüğüm yere 1 bölü 2 yazdım. Ne istiyor bizden? F2'yi 1 bölü 2'yi yok edeceğim ya ben. Yukarıyı da eksi 2 ile genişletirsem yazalım. Eksi 4 tane F2 eksi 2 tane F 1 bölü 2 eşittir 12 çarpı 2 24. 24 çarpı eksi 2'den de eksi 48. Alt tarafa geldim. 2 tane F1 bölü 2 artı bir tane F2. 12 bölü 2'den 6'ya bu ikisini taraf tarafa toplarsam gitti. Eksi 4 tane buradan. Bir tane buradan. Eksi 3 tane F2 eşittir. Eksi 48 artı alttan da eksi 42'ye. Sonra ben paydayı eksi 3'e böldüm. Buradan F2 değerim eşittir. Artı 14 olarak buldum. 71. sorumuzun cevabı da bu şekilde 14'tür diyoruz. 72. sorumuz birebir bileşik yazılır. Ve örten f ve g fonksiyonları için g2x eksi 5 eşittir g bileşke f'in tersi 3x artı 1 olduğuna göre f1 kaçtır diyor. Tatlı bir soru. Evet. Ne yaparım peki hocam? Ben şunu yapabilirim. Bakın şunu yapabilirim. Burada bu aslında ne demek? Bu tekrar. Bu şu demek değil mi? Tamam öyle yapalım. G'nin içinde f'in tersi 3x artı 7 var. Ve bu işlemin sonucu g 2x eksi 5 eşittir. En kısa yoldan ters almak demek. Fonksiyonun içindeki ifadeyi dışarı atarım. Dışarıdaki ifadeyi komple fonksiyonun içine atarım. Bu şekilde yaptığımda bu fonksiyonun aslında ben tersini almış olurum. Parantez dışarısı içeri girdi. G 2x eksi 5 içerisi komple bu f'in tersi 3x artı 7 dışarı çıktı. O da f'in tersi 3x artı 7 oldu. Soru bitti. Neden biliyor musunuz? Bir fonksiyonun tersiyle kendisi işleme girerse artık içeride ne varsa sonucumuz odur. Yani burada aslında birim oluşuyor. 2x eksi 5 eşittir. Diğer taraf f'in tersi 3x artı 7'ye. Bana f1 lazım. Son olarak 3x artı 7'yi dışarıya 2x eksi 5'i içeri atarsam bu tersin tersini almış oluyorum. Kısaca f elde ediyorum. F 2x eksi 5 eşittir. Burada bu içeri girdi. F gitti. 3x artı ile dışarı çıktı. Bu da 3x artı 7 oldu. Ve sorumuz bitti. F1'i istiyor. İçerisinin 1 olmasını istiyor. 2x eksi 5'in 1 olması için 2x'in 6 x gördüğümüz yere 3 yazmamız lazım. X gördüğüm yere 3 yazarsam F1 eşittir 3 çarpı 3 artı 7'ye 9 artı 7'den de 16 oluyor. 72. sorumuzun cevabı da bu şekilde 16 olarak bulunmuş oluyor. Arkadaşlar 72 16'dır diyoruz. Bu sayfamızda bu şekilde geçtik. Güzel sorular vardı. 72 zor bir bileşke sorusuydu. 69 kolay bir soruydu. 71 zor bir soruydu. 70. sorumuz iyi, sağlam bir soruydu. 67 zordu. 68 sorumuz aynı şekilde güzel ve zor bir soruydu deyip 73'te devam ediyoruz. 73. sorumuzda f r fark 3'ten r fark 3'e tanımla ve fx eşittir 3x artı 4 bölü x eksi 3 olduğuna göre f bileşke bla bla 4 2023 adet kaçtır diyor. Çok tatlı bir soru. Neden biliyor musunuz? Çünkü bana şu bilgiyi boşuna vermedi. Aklıma gelen ilk şey benim. Tersinde de 3 yazamıyorsam ben burada f'in tersini almak istesem eşittir. Bakın buradaki eksi 3 ile bu 3 yer ve işaret değiştirecek. Eksi 3 yukarı 3 olarak gitti. 3x artı 4 bölü 3 aşağıya eksi 3 olarak geldi. X eksi 3. Yani fonksiyonun kendisiyle tersi aynı çıktı. Yani ben burada bakın buradaki f gördüğüm yere f'in tersi diyebilirim. Neden diyorum bunu? Çünkü f işlemiyle f'in tersi işleme girdiğinde sonucumuz birimdir. Hocam bu ikisinden çıkan sonuç birimdir. Bileşke. Bu ikisinden çıkan sonuç, burayı f'in tersi yazarsam birimdir. Bileşke. Bla 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 bla. Bileşke f diyorum. Çünkü her ikilinin sonucu bir tane birim veriyor ya. Toplam 2023 adet varsa buradaki 2022 tane f ile f'in tersini bileşkeye soktum. Toplamda 2022'nin yarısı olan 1011 tane bileşke oluşur. Ve yanına bir tane de f4 kalır. Her bir bileşkenin de kendi arasında işleme soktuğumda sonuç yine bileşken diyorum. Her bir birimi de işleme soktuğumda yine birim gelir. Birim bileşke f4 kalır burada. Birim bileşke f4 de yine otomatikman f4'e eşittir. Tek fonksiyon kaldı. X gördüğümüz yere 4 yazıyoruz. f4 eşittir 3 çarpı 4 artı 4 bölü 4 eksi 3'ten 12 artı 4 16 bölü 1'den 16 cevabını bulurum. 73. sorumuzun cevabı bu şekilde 16'dır diyoruz arkadaşlar. 74. sorumuzda f r'den r artıya pozitif reel sayıları tanımla. fx verilmiş 2 üzeri x artı 1 olduğuna göre f a artı b'nin f a ve f b cinsinden eşiti nedir diyor. Üçünü de bulacağım. Önce f a artı b'yi bulayım. f a artı b demek x gördüğüm yere a artı b yazdım. 2 üzeri a artı b artı 1. Bu şu anlama geliyor. 2 üzeri a çarpı 2 üzeri b çarpı 2 üzeri 1. Bu 1. Referans noktamız bu. Sonra f a'yı buluyorum. X gördüğüm yere a yazarsam f a eşittir 2 üzeri a çarpı 2 üzeri 1. Buradan bulduğum sonuç benim 2 tane 2 üzeri a. Hatta 2 üzeri a'yı çekersem 2 üzeri a eşittir f a bölü 2'ye. Gelip bunu yerine yazacağım. Aynı şeyi f b için yazıyorum. f b'yi buluyorum. f b eşittir 2 üzeri b artı 1'den 2 üzeri b çarpı 2 üzeri 1. Buradan yine aynı şekilde 2 üzeri b eşittir f b bölü 2'ye. Geldim buraya. f a artı b eşittir 2 üzeri a gördüğüm yere f a bölü 2 yazdım. Çarpı 2 üzeri b gördüğüm yere de f b bölü 2 yazdım. Bir de yanına çarpı 2 var. Birer tane ikimiz sadeleşti. O zaman a artı b ifadesi f a çarpı f b bölü 2 olarak tanımlandı. 74. sorumuzun cevabı da bu şekilde bulunmuş oldu. 75. sorumuzda güzel bir soru. Dikkatli bir şekilde dinleyelim arkadaşlar. Yukarıdaki grafik y eşittir f(x-2) fonksiyonuna aittir. Bak bu x-2 fonksiyona aittir diyor ya. Burada x'e 4 yazdığımda 4-2'den burası aslında f2'dir. Yani f2 dediğim zaman bunu almayacağım. f2 dediğim zaman 2 fazlası olan 4'ü alacağım. İçerisi 4 olacak. X'i 4 alacağım. Buna göre f'in tersi 3 artı f-4 bölü f2 eksi f'in tersi 6 işleminin sonucu kaçtır? Tek tek bulayım ben. Bak tek tek yazayım. X yerine ben 4 yazdığımda 4-2'den f2 eşittir 0'a. Mesela bu. Sonra x yerine 2 yazdığımızda 2-2'den f0 eşittir. Buradan 3'e. Tamam. Başka ne var? 0 yazmışım 6 gelmiş. 0-2'den f-2 eşittir 6'ya. Sonra -2 yazmışım 8 gelmiş. -2 yazdım. f-4 eşittir 8'e. Şimdi bakın tersten okuyorum. F'in tersi 3 kaçtır diyor. F'in tersi 3 demek f0 3 ise f'in tersi 3 eşittir 0'a. Peki ben bunu nasıl bulabilirdim fonksiyonla? Bakın şimdi. F'in tersi 3'ü istiyor ya. F'in tersi 3'ü. Sonucu 3 yapan değeri istiyor. Sonucu 3 yapan değer için sonucu 3 yapan değer x'in 2 olması demek. X'in 2 olması demek. Ama x yerine 2 yazdığımızda 2-2'den f0 olmuş oluyor. Yani burası 0'dır. 2 değildir. Bu bilgiyi bilmiyorsunuz diye düşünüyorum. Tersten geliyorum bak direkt. F'in tersi 3 diyor. 3'ü geldim. Aldım götürdüm. X yerine 2 yaz diyor. X yerine 2 yazdığımızda 2-2'den f03 oluyor. Yani cevabımız aslında işareti 0 oluyor. Aynı mantık. f-4 zaten kolay. X yerine f-4 özür diliyorum. İçerisi -4 olduğunda x yerine -2 yazmam lazım. Yazdığımda benim sonucum -2 yazdığımda benim sonucum 8 çıkıyormuş. 0 artı 8 bölü f2 diyor yine kolay. f2 dediğim değeri 0 buldum zaten. Eksi f'in tersi 6. Tersten geleyim. f-2 6 ise f'in tersi 6. Eksi 2'dir. Burası da eksi 2. Mesela burayı da bulalım. Bakın şunu da bulalım. F'in tersi 6. X yerine yani sonucumuz 6 ise x'imiz neymiş? 0'mış. X yerine 0 yazdım. 0-2'den f-2 oldu. Demek ki sonucum eksi 2'dir. Bitti. Benim cevabım 8 bölü 2'den de 4 olarak bulunuyor. 75. sorumuzun cevabını da 4 olarak bulmuş oluyoruz. 76. sorumuz m ve n gerçel sayılar olmak üzere f ve g fonksiyonları f r'den r'ye fx'imiz mx artı n, g r'den r'ye gx'imiz nx artı 30 biçiminde tanımlanıyor. f eksi g5 f5'e, f artı 2g3 2g3'e olduğuna göre m artı n toplamı kaçtır diyor. f eksi g5 demek, bakın f5 eksi g5 eşittir f5 demek. Buradan f5'ler gittiğinde eksi g5 sıfıra, otomatikman g5 eşittir sıfıra. Bu bir. Burası da aynı şekilde f3 artı 2 tane g3 eşittir. Diğer tarafta 2 tane g3'tür. Hocam bu g3'ler de gider. Gittiğinde de f3 eşittir sıfır kalır. Bana bu iki bilgiyi vermek istiyormuş aslında kafa karıştırarak. Gelip yukarıda uyguluyorum. F'de x gördüğüm yere 3 yazarsam 3m artı n eşittir sıfıra. G'de x gördüğüm yere 5 yazarsam buradan da 5n artı 30 eşittir sıfıra. 5n 30'sa 5n artı 30 eşittir sıfırsa 5n eksi 30'a n dediğim sayı eksi 6'dır. Yazdım buraya. 3m eşittir eksi 6'yı diğer tarafa attım 6'ya. M dediğim sayı da 2'dir. N'si eksi 6, m'si 2. M artı n'yi istiyor. O da 2 eksi 6'dan eksi 4 cevabını buluyorum. Ve 76. sorumuzun cevabı da eksi 4'tür diyoruz. 77. sorumuz m bir gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları için gofx5, fogx15 ve fx'imiz mx artı 5 eşitlikleri sağlanıyor. Buna göre fm kaçtır diyor. Bakın adım adım gelelim. Şimdi fx'imiz belli değil mi? O zaman bu şu anlama geliyor. G'nin içine fx yazmışım. Ve sonucum 5 gelmiş. Fx'i yazıyorum. G'nin içine mx artı 5 yazmışım. Sonucum 5 olmuş. Bu 1. Devam. F'in içine gx yazmışım burada. F'in içine gx yazmışım. Ve benim sonucum 15'miş. Şimdi fx burada. İçine gx yazıyorum. Bu da şu anlama geliyor. F'in içine gx yazıyorum. Bakın yazıyorum. Eşittir. Burada x görmeli gx yazdığımda burada da x görmeli gx yazacağız. M çarpı g x oldu. Artı 5'e. Var mı sorun? Bakıyorum. Yok. Yok değil mi? Tamam. Burası buraya eşittir. 15 eşittir. M çarpı gx artı 5'e. Artı 5'i bu tarafa attım. 10 eşittir. M çarpı gx'e. Buradan da gx eşittir 10 bölü m'ye. Gx'imiz 10 bölü m'ymiş. Hocam burada ne var? Mx artı 5 var. Bakın m sayısı çıkıyor ortaya. Dikkat. Burada mx artı 5 var. Yani içerisi şöyle diyelim. G burada mx artı 5 eşittir 5 var. İçerisinin ne olmasını istiyor? Yani bu sabit fonksiyonmuş ya. Ben burada 10 yazsam 20 yazsam sonuç hep 5 çıkacak. O zaman gx'imin sonucu da 5'tir. 10 bölü m eğer 5 ise 5'e böldüm 5'e böldüm. M dediğim sayı 2'dir. Soru benden fm'yi f2'yi istiyor. Geldim buraya. Fx eşittir. M dediğim sayı 2'dir. Yani benim fonksiyonum 2x artı 5'tir. Ama benden f2 istiyor. F2 eşittir. 2 çarpı 2 artı 5'ten 4 artı 5'ten 9 çıkar. 77. sorumuzun cevabı da bu şekilde 9 olarak bulunmuş olur. 78. sorumuz fx eşittir. X kare eksi 6x artı 12 fonksiyonu veriliyor. Buna göre aşağıdaki fonksiyonların hangisi çift fonksiyondur diye bakın. Aşağıdaki fonksiyonların hangisi çift fonksiyonlar. Peki çift fonksiyon olabilmesi için neydi arkadaşlar? Kuvvetlerinin hepsi çift olması gerekiyordu. Bunu bulmanın kolay yolu. Ben bunu tam kare şeklinde yazmaya çalışayım. Bakın tam kare. Yazalım. Ya tam kare şöyle yazılıyordu. Buradaki eksi 6 sayısının yarısını aldım. Eksi 3 ve bu eksi 3 sayısının karesini aldığımızda 9'a ihtiyacım var. 12 dediğim sayıyı fx eşittir. X kare eksi 6x artı 9 artı 3 diye ayırdım. Daha sonra buraya x, buraya x, buraya eksi 3, buraya eksi 3 dersem fx dediğim sayı eşittir. X eksi 3'ün karesi artı 3 oldu. Yani bu da zaten 3 çarpı x üzeri 0'dır. Keşke burası sadece x kalsa. Dediğinizi duyar gibiyim. Zaten hangisi çift fonksiyondur dediğinde bakın. B şıkkını alsam. İçerisinin x artı 3 olmasını istiyor. X gördüğüm yere ben her yerde x artı 3 yazarsam fx artı 3 eşittir. X artı 3 eksi 3'ün karesi artı 3 oldu. Artı 3 eksi 3'ü götürdüğünde de fx artı 3 eşittir. x kare artı 3 sabit sayısı oldu. Kuvvet çift. Bu da 3 çarpı x üzeri 0'dan kuvvet çift. Demek ki bu otomatikman çift fonksiyon olmuş oldu. Diğerleri, bakın diğerlerini yerine yazdığınızda elde edileceği şey şu şekilde. Hem çift kuvvetin olduğu hem tek kuvvetin olduğu oluyor. Bana sadece çift kuvvet lazım. Bu da 78. sorumuzun cevabını bizlere burs olarak bulurmuş oluyor. Bu sayfamızı da bu şekilde tamamladık. 78 gayet makbul bir soruydu. 77. sorumuz yine aynı şekilde güzel bir soruydu. 76. sorumuz aynı şekilde, yani en azından ayırdığınızda kolaylaşıyor ama ayırana kadar zor bir soruydu. 73 güzel bir soruydu. 74. sorumuz iyi bir soruydu. 75. sorumuz aynı şekilde güzel bir soruydu deyip 79'la devam ediyoruz. Yine diyor ki fx eşittir x kare eksi 2x eksi 3 fonksiyonu bir birim sola 4 birim yukarıya ötelenirse elde edilen fonksiyon nedir diyor. Bir birim sola ötelemek demek fx artı 1 bulmak demek. 4 birimi yukarı ötelemek demek. Buraya da artı 4'ü eklemek demek. Bakın bu sonucu bulacağım. fx var. Önce fx artı 1'i buluyorum. fx artı 1 eşittir. X gördüğüm yere x artı 1 yazdım. X artı 1'in karesi eksi 2 çarpı x artı 1 eksi 3'tür. Bu 1. Daha sonra en son bu sonuca her iki tarafa artı 4 eklediğimde benim cevabım olacaktır. Sol taraf burası. X artı 1'in karesi eksi 2 çarpı x artı 1 eksi 3 artı 4'ten de artı 1'e. Açalım. X artı 1'in karesi demek x kare artı 2x artı 1. Dağıttım eksi 2 içeriye. Eksi 2x eksi 2 artı 1'e. Buradan da x kare eksi 2x artı 2x'i götürdü. 1 artı 1'den 2. 2 de eksi 2 götürdü. 0 oldu. Yani ötelenmiş hali direkt 79. sorumuzda x kare olarak bulunmuş oluyor. 80. sorumuz fx eşittir x sıfırdan büyük eşitse mx artı 4, x sıfırdan küçükse 2x artı n fonksiyonu y eksene göre simetrik. Ne anlama geliyor bu? Y eksene göre simetrik demek çift fonksiyon demek. Yani kısaca fx eşittir f eksi x demek. Olduğuna göre m artı n toplamı kaçtır diyor. Hocam bu simetrikse herhangi birkaç değer yazsam zaten sorumun cevabını bulurum. Simetrik fonksiyonsa mesela f1 f eksi 1'e eşit olmak zorunda. Tek denklem yetmedi mi? Bir de f2 f eksi 2'ye eşit olmak zorunda. Bu iki sayesinde ben m'yi neyi bulurum? Önce f1 için üstteki fonksiyonu alıyorum. Buradan m artı 4 eşittir. F eksi 1 için aşağıdaki fonksiyonu alıyorum. Eksi 1 yazdım. Buradan da eksi 2 artı n'ye. Bu 1. Bir de 2 için yazalım. Yukarıda 2 yazdığımızda 2m artı 4 eşittir. Aşağıda eksi 2 yazıyorum. Eksi 4 artı n'ye. Yok ettiğim anda sorumuz biter. Taraf tarafa çıkarıyorum. M eksi 2m'den eksi m'ye. 4'ler gitti. Eksi 2 artı 4'ten artı 2'ye. N'ler gitti. M dediğim sayı eksi 2'dir. M'yi herhangi bir denklemde yerine yazdım. Eksi 2 artı 4'ten 2 eşittir. Eksi 2 artı n'ye. N dediğim sayıda buradan 4 geldi. M'si n'si belli toplamını istiyor. Bakın toplamını istiyor. Eksi 2 artı 4'ten 2 cevabını buluyorum. 80. sorumuzun cevabı da bu şekilde 2 olarak bulunmuş olur. 81. sorumuzda gerçel sayıları tanımla. F, G, H fonksiyonlarının hangileri daima artandır diyor. Zaten bunun en azından birinci kısmında bol bol soru yaptık. Artanlığı şu şekilde oluyor arkadaşlar. Grafiğini çizdiğinizde fonksiyon sürekli kolları yukarı doğru bakacak. Bir de mesela birinci dereceden bir ifade verildiğinde, bakın birinci dereceden bir ifade verildiğinde grafikleri tek tek çizebilirsiniz. Eğer x'in katsayısı pozitifse bu sürekli değer büyütür. Yani bu arkadaş artandır. Sonra x kare gördüğünüzde bir korkun. Çünkü bu bir parabol grafiğidir. Parabol grafiğini çizdiğinizde belli bir kısmı azalan, belli bir kısmı artandır. Yani sürekli artan diyemeyiz. Daima artan gitti. X küp grafiği arkadaşlar şudur. X küpün grafiği bakın şu grafiktir. Bu da sürekli artandır, kol yukarı doğrudur grafiğini çizebilirsiniz. Bu da daima artandır diyorum. Demek ki i ve 3i daima artan oluyor. 81. sorumuzun cevabı da bu şekilde bulunmuş oluyor. 82. sorumuzda fx verilmiş, buna göre f fonksiyonunun eksi 2 6 aralığındaki ortalama değişim hızı kaçtır diyor. Ortalama değişim hızı demek delta y bölü delta x demek. Delta x'imiz belli. En büyük değer 6 eksi en küçük değer eksi 2, yani bu x'lerdeki değişim. Aynı şeyin görüntüdeki değişimine bakacağım. Bu grafik kaymış mı? Kaymış. Aynı şeyin görüntüdeki değişimine bakacağım. Burası 6 olacak. Düzelteceğim orayı. Burası da F6 eksi F-2 olur. F6 dediğim ifade. Bakın 8'e ki bu burada olacak. F6 dediğim ifade 8'e eksi F-2 dediğim ifade eksi 4'e bölü 6 eksi eksi 2'den 6 artı 2 demektir bu da. 8 artı 4 bölü 8'den 12 bölü 8 olur değişim hızı. 4'e böldüm 3, 4'e böldüm 2. Bu da bana sorumuzun cevabını 3 bölü 2 olarak buldurur. 82. sorumuz da bu şekilde 3 bölü 2 olarak bulunur diyoruz. 83. sorumuzda f parantez eksi 3'e 4, eksi 2'ye eksi 2, 2'ye 1 ve 7'ye 2 şeklinde tanımlı f fonksiyonu veriliyor. Buna göre f eksi 3, f2, f'in içinde f7 işleminin sonucu kaçtır diyor. F eksi 3 demek x yerine eksi 3 yazdığımızda görüntümüz 4 oluyormuş. Artı f2 demek x yerine 2 yazdığımızda görüntümüzü 1 oluyor. Artı f7. Önce f7'yi bulalım. f7 eşittir. X yerine 7 yazdım. Benim görüntüm 2 olur. Yani burada 2'yi istiyor. Yani kısaca f2'yi istiyor. f2 de 1'di. Buraya da 1 yazdığımda sorumuzun cevabı 4, 5, 1 daha 6 yapar. 83. sorumuzun cevabı bu şekilde 6 olarak bulunmuş olur. 84. sorumuzda fx eşittir 7 üzeri 2x artı 1 olduğuna göre f2x bölü fx eksi 1 1 denklemini sağlayan x değeri kaçtır diyor. Önce f2x'i bulalım. X gördüğüm yere ben 2x yazarsam 7 üzeri 2 çarpı x gördüm. 2x artı 1 bölü fx eksi 1. X gördüğüm yere x eksi 1 yazıyorum. 7 üzeri 2 çarpı parantez x eksi 1 artı 1 eşittir 1'e. Sonra içler dışlar çarpımı eşit olmak zorunda. 7 üzeri 2 çarpı 2'den 4x artı 1 eşittir. İçler dışlar çarpımı eşit olmak zorunda. Bu da 7 üzeri 2'yi dağıttım içeriye. 2x eksi 2 artı 1'e. Hocam tabanlarımız aynı. Üstler eşit olmak zorunda. Eşitliyorum. 4x artı 1 eşittir. Burası 2x eksi 2 artı 1'den eksi 1'e. 2x'i sol tarafa attığımızda 2x. 1'i sağ tarafa attığımda eksi 2 ve x eşittir eksi 1'dir. Benden zaten bu x değerini istiyordu. 84. sorumuzun cevabını da eksi 1 olarak buluyoruz. 84 basit bir soru. 83 basit bir soru. 82 işlem sorusu zaten. 81 basit bir soru. 80. sorumuz güzel bir soru. 79. sorumuz da aynı şekilde sevdiğim tarzda güzel bir soru deyip son sayfamıza 85. sorumuza geçiyorum. Diyor ki f 3x artı 5 eşittir x eksi 2 çarpı g x artı 2 artı 25 bağıntısı veriliyor. F 20 40'mış olduğuna göre g7 kaç diyor. Bir kere ben g7'yi bulabilmem için bakın 5 yazmam gerekiyor. O zaman hocam her yere 5 yazıyorum. X gördüğüm yere ben her yerde 5 yazarsam f 3 çarpı 5 artı 5 eşittir. Burası 5 eksi 2 çarpı g7 artı 25. 3 çarpı 5 15. 15 artı 5'ten 20'ye ki f20 40'tır. 40 eşittir. 5 eksi 2 3 çarpı. Burası g7 artı 25'tir. 25'i diğer tarafa attım. 15 eşittir 3 tane g7. Her iki tarafı da 3'e böldüğümüzde 5 eşittir g7 olarak bulunur. 85. sorumuzun cevabı g7 işlemi 5'tir diyoruz. Arkadaşlar 87, 85 pardon. 85 5'tir. 86. sorumuz fx eksi fx eksi 2 5 bağıntısı veriliyor. f5 13 olduğuna göre f15 kaçtır diyor. Yine güzel bir soru. Buradaki en küçük değer 5, en büyük değer 15. Fark ettiyseniz aradaki fark 2. 5'i elde etmek için ben x yerine 7 yazarım. Yazdığımda f7 eksi f5 eşittir 5'e. Sonra şimdi 8 yazmaya gerek yok. Değer büyütüyorum ama ikişer ikişer arttırıyorum. X yerine 7 değil 9 yazıyorum. Bu sefer f9 eksi f7 eşittir 5'e. Bu şekilde nereye kadar giderim? En son 15 için x yerine 15 yazarsam f15 eksi f13 eşittir 5'e. Ben bunların hepsini taraf tarafa topluyorum. f7 eksi f7, f9 eksi f9, f eksi f13 eksi f13 gitti. Sol tarafta geriye sadece f15 eksi yanında f5 kaldı. Sağ tarafta da artık kaç tane varsa 5 kaldı. Kaç tane var? Şundan bulabilirim. 15'ten 7'ye kadarki tüm tek sayıları yazmışım. Terim sayısı 15 eksi 7 bölü 2'şer 2'şer artıyor. Artı 1 yani son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1'e. 15 eksi 7 8 bölü 2 4 artı 1'den toplam 5 terim var. Demek ki 5 tane 5 var. Son olarak F5 dilim ifade 13'tü. F 15 eşittir 5 çarpı 5 25 eksi 13 diğer tarafa artı 13 geldi. Bu da bana cevabımızı 38 olarak buldurdu. 86. sorumuzun cevabı 38'tir. 87. sorumuz f öyle ki eksi 4 0 4 8'den a'ya tanımlı ve f fonksiyonu x bölü 4 biçiminde tanımlı f fonksiyonu örtendir. Örten demek bu a kümesi f a'ya yani görüntüye eşittir diyor. A'nın elemanlarının toplamı kaçtır diyor. O zaman f a'yı bulalım. F a'yı bulmak demek tanım kümesindeki elemanları tek tek yazmak demek. F eksi 4 eşittir x yerine yazdım. Eksi 4 bölü 4'ten eksi 1'e. Sonra 0 yazdım. F 0 eşittir 0 bölü 4'ten 0'a. Sonra 4 yazdım. F 4 eşittir 4 bölü 4'ten 1'e. 8 yazdım. F 8 eşittir 8 bölü 4'ten 2'ye. Yani benim f a kümem ki bu zaten a kümesine eşittir. Nedir elemanlarımız? Eksi 1, 0, 1 ve 2. Bunun toplamını istiyor. Eksi 1 1'i götürür. Geriye burada sadece 2 elemanı kalır toplamda. 87. sorumuzun cevabı da bu şekilde 2'dir diyoruz. 88. sorumuzda aşağıdaki a kümesinde aşağıda a kümesinden b kümesine tanımlı birebir f fonksiyonu veriliyor. Bakın birebir yani bir eleman bir yere gidiyor. Birebir. Evet. Bir eleman yalnızca bir yani diyelim ki A3'e gidiyor, B3'e gidemez. Fc'si 6. Hatta Fc'de 6'ya gidiyormuş. Bu da tamam. F artı Fb toplamının en büyük değeri en küçük değerinden kaç fazladır diyor. O zaman en küçük değeri için diyelim ki A3'e B4'e gitsin. O zaman bu ne anlama geliyor? F A'sı 3, Fb'si 4. Bakın B tekrar 3'e gidemez. Çünkü ne diyor? 1'e 1 diyor. O zaman en küçük değer 7'dir. En büyük değer için 6'yı kullanamıyorum. 6'yı kullanamıyorum. Farklı bir renk yapayım. O zaman A dediğim sayı 7'ye. Bu arada B'yi de 7'ye gönderirim. Fark etmez. B dediğim sayı 5'e gönderdim. F A dediğim 7 artı F B dediğimde 5 olursa toplamda en büyük 12 olur. Benden bundan kaç fazladır diyor. 12 eksi 7 yaptığımızda 5 fazla oluyor. 88. sorumuzun cevabı da 5 olarak bulunuyor. 89. sorumuzda gerçel sayılarda tanımda f ve h fonksiyonları fx verilmiş 3x eksi 6 ve hx verilmiş 2x biçiminde tanımlanıyor. Buna göre FOHM 3fm eşitliğini sağlayan m değeri kaçtır diyor. Şöyle yapalım. F'in içine hm yazmışım ve benim sonucum 3 tane fm olmuş. F'in içine hm. Önce hm'i bulayım. Hm eşittir x yerine yazdığımızda 2m. Bu 1. Sonra bunu gidip f'in içine yazıyorum. F'in içine ben 2m yazarsam eşittir 3 çarpı 2m eksi 6 olur. Yani burası komple 3 çarpı 2m'den 6m eksi 6'dır. Eşittir 3 çarpı bir de x gördüğüm yere m yazıyorum. Fm'i buluyorum. Bu da 3m eksi 6'dır. Bu da 3 çarpı 3m eksi 6 oldu. Bulalım. 6m eksi 6 eşittir 3 çarpı 3'ten 9m eksi 3 çarpı 6'dan 18'e. 6m bu tarafa geldi 3m. Eksi 18 diğer tarafa gitti 18. 18 eksi 6'dan da 12. 3m 12 ise m dediğim sayı 4'tür ki benden bunu istiyordu. 89. sorumuzun cevabı da bu şekilde 4 olarak bulunmuş oluyor. Ve geldik 90'la beraber son sorumuza arkadaşlar. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve h fonksiyonları f artı hx x kareye f eksi h 2x x'e eşitliklerini sağlıyor. Buna göre f4 çarpı h4 kaçtır diyor. Arkadaşlar bunu bulmanın yolu yukarıda x gördüğüm yere ben 4 yazarsam bulacağım sonuç f4 artı h4 eşittir 4'ün karesinden 16'dır. Bu 1. Peki aşağısı 2x ya bu sefer aşağıda x gördüğüm yere 2 yazıyorum. Yazdığımda da f 2 çarpı 2'den 4 eksi h4 eşittir 2 yazdım 2 oldu. Ve bunları taraf tarafa topladım. Gitti. 2 tane f4 eşittir 16 artı 2 18'e. Bir tane f4 eşittir 9'a. f4'ümüz 9'sa şurada yazalım. Bu 9'sa sonucun 2 çıkması için h4'ün 7 olması lazım. Çarpımlarını istiyor. 9 çarpı 7'den de 63 cevabını buluyorum. Ve 90. sorumuzla beraber bugünümüz bu şekilde tamamlanmış oldu. 90 gayet makul. Orta seviye bir soru. 87 güzel bir soru. 89 aynı şekilde güzel bir soru. 86 klasik bir soru. 88 güzel bir soru. Ve 85'te klasik bir soru deyip bugünümüzü bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Evet, 19. günümüze de tikimizi atıp yolumuza devam edelim. Kalınlaştırayım. 19. gün kaya sorular 2. testimizi tamamladık. Yarın ve ondan sonraki gün kaya testleri 2 parça halinde atacağız arkadaşlar. Burada da size ödev bıraktığımız sorular olacaktır diyorum. Evet, umarım videomuz hoşuna gitmiştir. Videom hoşunuza gitmiştir. Umarım video işinize yaramıştır. Eğer bu dediklerim olduysa beğenmeyi, abone olmayı, arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.